Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, allah Teala ilginizden ve alakanızdan dolayı hepinizden razı olsun. Dün iftarda bir yerdeydik. Hakikaten bütün millet akın akın geliyor. Bu sohbetlerden çok memnun olduklarını, ta Rize'den gelmişler vardı, Kars'tan vardı, Ankara'dan vardı. Değişik değişik insanlar. Hep dinliyoruz, izliyoruz, faydalanıyoruz, teşekkür ediyoruz. Hem bu Flash TV kanala da teşekkür ediyorlar efendim. Şimdi tabii birileri bunu çekemiyor. Bazıları bundan rahatsız oluyor. Ondan sonra efendim yok Flash TV umduğunu bulamadı. Haber yapmışlar. Birkaç günde böyle haber. Ne umuyordu da ne bulamadı? Bir defa bunu tahlil edelim. E Cübbeli Hoca işte beşinciye düştü bilmem kaçıncıya düştü. Allah'ın dinde mi düştü? E yok. Allah'ın dinde kim birinci kim beşinci bu at yarışı mı bu ya? Biz burada ayet hadis okuyoruz. Kim nerede ne okuyorsa doğru konuşanlardan Allah razı olsun. Biz kimseye bedduacı değiliz. Herkese duacıyız. Ama doğru konuşan bir hizmet yapan varsa tabii ki Onları da takdir ederiz, tebrik ederiz. Ve lakin burada başka bir mesele var. Mesele nedir? Bu işi böyle bir dalaşa sokup da efendim işte birbirine düşürmek ondan sonra efendim göğe tübbeli hocayı gözden düşürecekler. Ya biz milletin gözüne girmek için buraya çıkmıyoruz ki. Ondan sonra bizim derdimiz bizi kaç kişi izlemiş diye bir şey yok ki. Bize burada fazla mesaj gelse ne karımız var? Fazla efendim ilgi olsa ne karımız var? Bizim şu saatimiz, şimdi Müdür Bey, Mustafa Bey diyor ki, şu saatte en çok bu izleniliyor. Şu saatte. Ama bunlar 24 saate vuruyor. E 24 saate vurduğun zaman, oho yarışmaları var, göbek atmaları var, bunların her türlü naneleri var. E bu sefer millet tabii fazla oraları izleyenler olabilir. Ondan sonra bizim bu dersimiz e, stüdyo programı değil ki bu. Biz burada bir dernekten yayın yapıyoruz. Bu Allah rızası için oturmuşuz hiç İslam'a efendim e, mani olan bir durum olmasın diye tam bir hiçbir mekruh bile olmadan tam bir yayın yapıyoruz. E bu durumda bizim tabi öbürleri gibi tambur, tumbur, zumbur yok yani bizde. Zurna, murna yok. Öyle ilahi, kaside değil mi efendim? E, böyle havalar yok bizde. Onun için e, biz mesela doğallığımızla Allah'ımızın verdiği ilimlerden sizlere efendim bir şeyler ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz burada davettir, tebliğdir. Bir kişi namaza başlıyor mu? Sen şimdi reyting yapabiliyorsan koymuşsun bin tane adamın evine cihazları. O 2000 tane kimi seyrediyorsa sanki bütün Türkiye onu seyrediyor. Sanki bütün kalpler onların elinde. Ya bütün kalpler Allah'ın elinde. Sen ne biliyorsun bütün dünyada kim ne dinliyor ne dinlemiyor? Ondan haberin yok. Herkesten de haber alacak halin yok. Birkaç bin kişiyle bunu yapıyorsun. Tamam da Burada mesele nedir biliyor musun? Mesele şudur. Helaldan, haramdan kim bahsediyor? İtikattan, imandan kim bahsediyor? Bir insanı namaza başlatmakta kim efendim tesir ediyor? Mesele bu. Bizim derdimiz burada nedir? Kıssadan anlatmaktan anlatmaktansa hep ayetlerden, hadislerden, ahiretten, cennetten, cehennemden, helaldan, haramdan insanlar biraz kendilerine çeki düzen versinler. Biz de dahil. Önce asi nefsimize Efendim, sonra dinleyen kardeşlerimize vasiyetlerimiz, nasihatlerimiz oluyor ayet ve hadislerden alınmak üzere. Burada karımız nedir? Beklentimiz nedir? Umduğunu bulamadı. Umduğum neydi biliyor musun? Umduğumuz Allah'ın rızasıdır. E umduğumu bulamadığımı ne biliyorsun? Ben de bilemiyorum Allah'ın rızasını kazandığımı ama kazanmadığımıza dair de bir şey yok. Onun için ahirette çıkacak bunlar. Kantarda belli olur. Kilomuz, ağırlığımız Allah bizden razı mıdır, değil midir? Mesele nedir? İza habballahu abden Allah bir kulunu severse ne ada Cibril Cibril'e nida eder. Allah'ım Cibril Aleyhisselam'a vah eder. İnni uhibbu fulanen fehibbe. Ben falancayı seviyorum. Sen de onu sev. Tümme yunadi Cibril fi ehli's Sonra Cebrail Aleyhisselam yedi kat gökteki bütün meleklerin peygamberidir ve amiridir. Hepsine birden nida eder bir seslen duyurur. İnne Allah yuhibbu filanen. Allah falan kulunu seviyor. He bu. Hepiniz onu sevin. Bu sefer göktekiler onu sevmeye başlar. Tüm meyvudu levul kabul fil ard. Sonra yeryüzünde ona kabul konur. Yani yerdekiler de onu sever. Yerdekiler sever deyince kimler sever? Ehli sünnet, salih, amel sahibi, müttaki kimseler sever. Yoksa şarkıcının da bir milyon hayranı olur. Futbolcunun da iki milyon hayranı olur. Bilmem öbün Ama bunlar Allah rızası için olan sevgiler değil ki. Dolayısıyla onlar bizim konumuzun dışındadır. E bu adamı on milyon seven var. Efendim bilmem hangi e, artistin 80 milyon hayranı var dünyada diyelim. Böyle bazı var öyle Amerika'dan e, dünya çapında meşhur olanlar. E bu Allah katındaki bir sevgiyi takdiri göstermez ki. Zaten dinsiz kafirdir. O da ayrı bir şey ama halkın sevmesi değil burada. Ehli sünnet Müslümanların, salih amel sahibi, takva sahibi kulların bir adamı sevmesi muteberdir. Öyle değil mi şimdi? Öbür türlü cami cemaati mühimdir. Namaza devam edenler mühimdir. Hele ki beş vakit namaza devam edenler daha mühimdir. Bir yere teraviye gidildiği zaman o teraviye devam edenlerin sevgisi itibarı, muhabbeti mühimdir. Çünkü Yeryüzünde kabul konur. Ne demek kabul konur? E Allah'ını sevenler onu sever. Makbuliyet, mahbubiyet. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine ittibadadır. Onun izindedir. Kim benim sünnetime uyarsa diyor, onun sevgisi ehli sünnetin kalplerine yerleştirilir. E dolayısıyla şimdi Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri o kadar insanlar onu sever. Rüyalarına girer. ne kadar sever. Halbuki televizyonlara çıkmaz, bir yerlere çıkmaz. Bir şey... Ama çok tabi konuştu bütün İslam'ı o anlattı bize. O öğretti bize her şeyi. Allah ondan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Ama ve lakin dünya akın akın ona gelir. Sever onu. Nerede yoldan geçip tüm millet yollar tıkanır. Toplanır başına. Kabul budur. Allah'ın indinde sevildiğinin nişanı budur. Bütün insan, ehli sünnet insanların onu sevmesi budur. Bir yere geldi dese 100 bin 200 bin birden gelir. İlanal lüzum yok, Reklamal lüzum yok ya. Ha budur mesele. Yoksa efendim bir, birbirine bir insanları çattırmak için umduğunu bulamaz. Eğer insanların umdukları insanların sevgisi ise insanlar desinler beğensinler ise yok reyting alayım da fiyatım yükselsin. Çünkü adam şimdi konuşuyor. Reytingi fazla olursa ne oluyor? Fiyatı yükseliyor. Kanalla anlaşıyor. Bana şu kadar fazla para vereceksin. Niye? Benim reytingim yüksek. Ona göre reklamlar giriyor. Reklamların reytingleri ne? Bunun bizimle ne alakası var? Bizim bu işlerle ne alakamız var? Biz Allah için konuşmaya devam ediyoruz. Biz bir insanın hidayetine vesile olmak için gayret ediyoruz. Biz insanlara acıdığımız için uğraşıyoruz. Bak dün 450 şeker buradan inene kadar ölçüm yaptım. Kaç kere 450 şekerle ben burada konuştum. Bugün biraz 220'lerde falan. Devamlı ölçüm üzereyim. Ha burada mesele ne olabilir? Maksat ne olabilir? Bu e, 5 bin lirayla, 10 bin lirayla, 100 bin lirayla Ölçülecek bir şey midir? Allah'ın ayetleri, hadisleri parayla satılacak şeyler midir? O zaman tesir olur mu insanlara? Ne alakası var bizim bu konular? Ama dertleri başka. Niye ki? Aman bu iş tutmasın. Hak doğru meselemeler anlaşılmasın. Konuşulmasın. Hep böyle kıssadan, siyerden, sahabeden, şuradan buradan konuşulsun ki en önemli itikat meseleleri, helal haram meseleleri, milleti alakadar eden meseleler bunlar gündeme gelmesin. Başka planlar var. Allah planlarını iptal eylesin. Allah'ım bize doğru yolda istikamet nasip eylesin. Onun için bu haberleri yapanlara ricamız siz bizim ne umduğumuzu biliyor musunuz da kalbimizin içine girmiş misiniz de umduğunu bulamadı derken neyi kastediyorsunuz? Halbuki şu saatte en fazla insanlar bunu dinliyor. Elhamdülillah. Keşke herkes dinlese. Um, umduğumuz nedir? Allah'ımızın rızasıdır. İnşallah umduğumuzu Allah buldursun. Bütün dinleyenleri de buna bu dua ile hak eylesin. Onların da derdi hidayetten nasiplenmektir. Bizim de derdimiz bildiklerimizin zekatını vermektir. Bu uğurda Allah'ım hayırlı makbul hizmetlere bizi muvaffak eylesin. En büyük mesele rıza, rıza, rıza. Allah'ın kulundan razı olmasıdır. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali hoşlanmayınca. Bütün insanlar bizi sevse, bütün insanlar bizi dinlese, elimize ayağımıza kapansa, Allah bizi sevmese, bizden razı olmasa, kabirde bizi kurtarabilirler mi? Mahşerde bizi kurtarabilirler mi? Bizi cennete gönderebilirler mi? Bizi cehennemden kurtarabilirler mi? Yani Allah'ın rızasından başka kimin rızası bize ne kazandırır ya? Kimin bizi sevmesi, seyretmesi ne kazandırır bize ya? Biz Allah için iş yapalım. Allah bize ihlas nasip belir? فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ kim Allah'ına kavuşmayı umuyorsa, ne demek umuyorsa? Yani ahirete inanıyorsa, ahirete inanan mutlaka Allah'a kavuşacağını arzula, arzu ediyor, onu gözlüyor demektir. Ona göre hareket ediyor onu, hesaba katıyor demek. Ama insanların çoğu Allah'a kavuşacağını ummuyor. Yani ben Allah'ın huzuruna çıkacağım, hesaba çekileceğim diye inanmadığından veya yakini bir itikada sahip olmadığından hiç şu anda efendim bu hususta bir kendine çeki düzen vermez. Estağfurullah. billah. İnnellezine la yarcune Öyle kullar var ki bize kavuşacaklarını hiç ummuyorlar. Huzurumuza çıkacaklarını hesaba katmıyorlar. Ve bile bil dünya. Onlar dünya hayatıyla tatmin olmuşlar. Memnun olmuşlar. Maaşım var mı? Tamam. Geçimim yerinde mi? Tamam. Arabam var mı? Tamam. Tuzum kuru mu? Tıkırım yerinde mi? Tamam. Vatmen Varsa dünya yoksa dünya. Dünya onlara güldüyse onlar mutlu. Dünya onlardan yüz çevirdiyse onlar mutsuz. Onlar hiç namazı kaçırdım. Sabah namazını mı kaçırdım? İkindiği mi kaçırdım? Orucumumu deldirdim? oruçluyken bir yalana mı düştüm? Namereme mi şehvetle baktım? Eyvah orucumu zedeledim. Hiç öyle bir derdi yok. Onun bütün meselesi dünyadan efendim maaşı yükseldi, işi rahatladı, araba aldı, efendim piyango çıktı. E, kuradan ev çıktı falan. Oo, tamam. O tamam. Vellezinehum okullarımız ki onlar an ayatina gafilun. Bizim ayetlerimizden, hadislerimizden, ahiret haberlerimizden gafil yaşıyorlar. Hiç adamın umurunda değil ya. Ben ölürsem nereye gideceğim? Allah'ıma ne hesap vereceğim? Düşünmüyor bu adam bunu. Ulaike nâr. Yunus suresi olacak bu ayetler. İşte onların sığınağı, barınağı ateştir. Yeri yurdu ateştir. İsterse dünyada en büyük saraylarda, villalarda otursunlar. Niye? Ayetten gafil oldu. Kur'an dinlemedi. Allah'tan haberdar olmadı. Ahirete inanmadı. Baştan Allah'a kavuşacağını ummamak ne demek? Ahirete inanmadı. E bu adam tabii ki oca ateş olacak. Meva ne demek? Meva sığınılacak, sokulacak, yuva yurt demek. Bunların sığınağı ateştir. Bu da ne demek? Çünkü mahşerde çok bekletme var. 50 bin sene. El intizar Beklemek ateşten beter insanı sıkıntıya sokuyor. Bazı kere insanın başına bir şey değil. Bekle, 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 bekle. Ya adam, idam bile olacak adam bekledikçe morali bozuluyor. Ya kardeşim, infaz edecekseniz bir an evvel edin de öyle ya şimdi biz de burada idam olacağız diye 10 gün, 20 gün, bir sene beklenmez ki ya. İdamsa, idamsa. Çünkü beklemek çok büyük sıkıntı veriyor. 50 bin sene mahşerde beklediği zaman kafirlerin münafıkların sözleri Ya Rabbi erihna velev bin nar adım atacak yer yok bir ayak on kafanın üstüne çıkmış iğne atacak yer yok güneş tavan boyu yaklaşmış büyük bir izdiham sıkıldık sıkıştık ya bizi bir rahat, rahata çıkar velev ki ateşe atacaksan ateşle de olsa bizi rahatlat at bizi cehenneme de biz de yerimizi bilelim ya. Son gideceğimiz yere gidelim yani. Şimdi mesela ben bile dünyada böyle benim işlerim çok vardı. Böyle bir yerden bir yere bir yerden bir yere hemen kendi kafama hesap yaparım. Yani bavulu hemen burada açmayalım ve da burada yerleşmeyelim. Neden? E şimdi geçitler var gidiyoruz yol güzergahındayız. Ne olacak? Ya kardeşim son gideceğimiz yere ulaşalım da biz de artık ona göre bavulumuzu, mavulumuzu, yatağımızı, döşeğimizi sereriz. Adamlar Allah muhafaza. Döşeyi ateşe serecek adam. Cehenneme serecek. Lev min cehenneme mihat. Onlar için cehennemde döşekler var. Ayet-i kerime bu ya. Ve min fevkim Üzerlerinde ateşten yorganlar var. Hep katran. Kıp kızıl. Ama altına seriyorlar, üstüne seriyorlar. Adam ateş yatakta yatıyor. Altı üstü ateş. Keder gene zalimi. Zalimleri böyle cezalandıracağız. Yanlış yapıyor. Yersiz iş yapıyor. Kulluk yapacak Allah'a ibadeti başkasına yapıyor. Şükredecek Allah'a başkasına yapıyor. İtaat edecek Allah'a peygambere başkasına itaat ediyor. Mevla bunları görüyor. Onun için adam öyle darlanıyor mahşerde. Yani ateşe de atacaksan at bizi velev ki cehennem olsun yerimizi bilelim diyor. İşte onun için onların sığınağı ateştir diyor. Yani adam evine sokulduğu gibi barınağa sığındığı gibi bir tehlikede yağmurda çamurda fırtınada falan onlar da ateşe sığınacaklar diyor anasının koynuna sokulur gibi sokulacaklar diyor. El-Kari'a suresinde. Ne diyor? El-Kari'a tüm El-Kari'a. O kıyamet ki herkesin kapısını çalacak. Diriler kafirler kalacak. Allah bizi o zamana bırakmasın. Amin. Ama ölüler de olsa ölüler de kıyametten haberdar olacak. Kalkın denince kalkacak. El-Kari'a ne demekmiş? Herkesin kapısını çalacak o kıyamet. Mel-Kari'a. <laughs> o ne büyük hadisedir o. Fema <laughs> el-Kari'a. Habibim sana bildiren nedir ki? O herkesin kapısını çalacak olan kıyamet hadisesi, o dehşetli an nasıl bir şeydir? Kimse bilemez ki bildirsin. Ancak ben bilirim. Şimdi bildiriyorum sana Habibim. Bak bir sure manası veriyorum size. Kur'an'da bir sure bu. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسِ كَالْفَلَاشِ الْمَبْثُوزِ İnsanlar kabirlerden çıkmışlar. Nasıl dağılmışlar diyor. Saçılmış kelebekler gibi. Kelebekleri biliyorsunuz böyle. Bir de yoğun olduğu yerlere rastlamışsınızdır. Ben rastladım. Göz gözü görmez bazı o kadar kelebekli ateşin etrafına pervane. Pervane de kelebek demek farçada. Pervane çünkü o döner 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 ateşin etrafında. Sonra ateşe aşıktır o. İçine düşer efendim. İnsanlar nasıl olacak? Dağılmış kelebekler gibi. Ne demek? Aklı başta değil. Ve fidedüm heva. İbrahim suresinde. Gönülleri boşalmış. Kalpleri boşalmış. Bir şey düşünemiyor. Nereye gideceği belli değil. Cennetlik miyim? Cehennemlik miyim? Telaş. Anan nerede, oğlun nerede, hanımın nerede, eşin dost. Kimsenin kimsenin haberi yok. Kimsenin kimseyi aradığı yok, görmek istediği yok. Görse yolunu değiştirecek. Feci bir durum ya. Tekunul cibal kel ihnil menfuş. Dağlar ne gibi olacak? Hallaç pamuğu gibi. Bir de boyalı pamuk gibi. Çünkü dağlar renk renk. Böyle atıldığı zaman her renkten dağların mesela kirli toprak olan var, siyah renkli olan var, kırmızı toprak var dağların içlerinde. Onun için diyor ki Hallacın savurduğu boyalı pamuk gibi. Yani hepsi beyaz değil de renk renk böyle havada dağlar uçuşacak diyor. Kur'an-ı Kerim. Ve sarıl cibarete bu cami dedi. Sen dağları görüyorsun. Yerlerinde duruyor zannetiyorsun. Ve yetemur umarra sahab. Kıyamet günü onlar bulut gibi gidecek diyor. İşte. Kel'ihnil menfuş. Ne olacak şimdi? Femma men etme mevazin. Mizan kurulacak. Sevap günahı tartılacak. Sevabı ağır gelenler bu tuttuğunuz oruçlar, bu Ramazan-ı Şerif'in zikirleri, okuduğunuz, dinlediğiniz mukabeleler, kıldığınız teravihler, boşuna mı bunlar ya? Boşuna mı bunlar? Bunlar hep mizanda sevap tarafına konsun diye inşallah kazandıracak sizi. <laughs> o artık hayatından razı olacak. Ve emmâ men Sevap tarafı hafif gelirse bu ne demektir? Günah tarafı ağır bastı demektir. Fe <laughs> haviye onun anası cehennem olacak. Anası diyor. Anne anne demek Arapça. Fe um, On annesi ne demek? Çocuk kimin koynuna sokulur? Annesinin koynuna sokulur. İşte diyor onu mahşerde öyle darlatacağım, öyle darlatacağım. 50 bin sene öyle sıkıştıracağım. Yani çocuk annesinin koynuna kaşar gibi o da cehenneme kaçacak diyor ya. Yani. Bu sıkıntıdan kurtulayım da velev ki cehennem olsun dedirtecek Allah. Onun için ne lüzum var Allah'la Allah. inatlaşma, ona karşı dikilmeye. Onun rızasından başka hedefler gözetmeye. Ne gerek var Allah'tan başkası için iş yapma? Ve ma Sana ne bildirdi? Haviye nedir? Narun hamiye. Kızgın ateş. 3000 sene kızdırılmış böyle sip siyasi karanlık kor halinde bekliyor adamlar. İnnel cinan yeşek ne ilerbat nefer? Cennetler dört kısım insana aşıktır. Şimdi cennetler Allah arzu hal veriyor. Bunlar ne zaman ölecekler? Ya Rabbi bize gelecekler. Saimi Ramazan. Ramazan orucu tutanlar. Cennet bekliyor sizi. Ve <laughs> Kur'an. Kur'an okuyanlar. Kaste okuyan deseydi herkes girmişti. Kur'an okuyanlar. Ve <laughs> Dillerini yalandan, dedikodudan, gıybetten, iftiradan koruyanlar. Bu dili korumak var ya malı korumaktan zor. Dır 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 konuşuyor. Dillerini koruyanlar. Ve mut'imil ciran. Komşularını doyuranlar. Kendi, yiyenler dese hep girmiştik. Yedirenler diyor. Bunları cennet bekliyor. Bunun tersi oruç tutmaz, Kur'an okumaz, dilini korumaz, komşuyu yedirmez. Ne kul hakkı var ne Allah hakkı var. Onlar da cehennem bekliyor. Bunlar ne zaman ölecek ne bize gelecek? Niye biz cehennemin iştahını kabartalım? Niye biz cennete namzat olmayalım, müşteris olmayalım? Bak dün okuduğumuz hadis şerifte efendim cennet donanıyor, süsleniyor, müşterilerini bekliyor Ramazan-ı Şerif ayında. Şimdi Ramazan'da cennet kazanılıyor. Herkes yerini pazarlıyor. köşkünü, sarayını ayarlıyor. Ağaçlarını dikiyor, yeşillendiriyor. İnnel cennete İbrahim Aleyhisselam Miraç gecesi Resulullah'ı gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem görüştüğünde dedi ki cennet kupkuru bir arazidir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem git ümmetine söyle cennete başını yerden çıkaran ot bile yok. E biz cennet yeşil bağlar bahçeler duyduk. Tamam. Gidildiğinde öyle bulunacak. Ama şu anda yeşillendiriyor insanlar. Ve inne gıraşa Cennetin ağacı nedir? Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, ekber. Bir kere okudun bir ağaç. Yüz sene gölgesine gitsen gölgesini kesemiyorsun. Öyle ağaçlar var. Ama burada kazanılıyor. Her şey burada kazanılıyor. Bu dünya yemek içmek, eğlenmek bakımından on para etmez. Yersin sıkıntı. Kolesterolün çıktı, şekerin çıktı. Yemezsin şekerin çıktı. Yok efendim, yesen bir dert, yemezsen bir dert. Terlemek, üşümek. Bu dünyada kim tam dört dörtlük her şeyden memnunum diyen nerede bulsun. Ama ahireti kazanmak bakımından da bahası biçilmez. Çünkü ancak burada yaptığın ibadetle cennet kazanılıyor. Kabirde istediğin kadar Allah de. Mahşerde istediğin kadar Sübhanallah de. Namaz kıl. Bir şey kazandırmaz ki. Yeri burası. E, dünya mezraatül ahira. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Mezraidir ahiretin bu fani. Tedarik görmeyen bunda görür anda tufani. Burada ekeceğin, orada biçeceğin, Kardeş, ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Bu 24 saatte aldığın nefesler, 7-8 saat uykuya gidiyor. Geri kalan da sen ne ekiyorsun ahirette? Ne biçeceksin? Burada tedarik göreceksin. Ahiret tedariği. Burada ev lazım, orada köşk lazım değil mi? Burada yemek lazım, orada lazım değil mi? Burada eş lazım, orada lazım değil mi? Orası hayat. Orası sonsuz hayat. Ve inneddârül ahirete Leyil hayvan. Dünya metadır. Gelip geçer. Sünger gibi bir şey. Biraz içine su çeker, ondan sonra kuru kalır. Ahiret gerçek yaşantıdır. Hakiki hayattır. Bırakın siz o safsatalar. Ruhaniymiş de bilmem neymiş de rüyadaki gibiymiş de öyle bir şey yok. Bu beden kalkacak dirilecek. Ve iden nüfus züvvicet Allah buyuruyor. Ruhlar bedenlerle çiftleştirilecek. Tekrar aynı insan yata, yattığı andaki kilosuyla ebatıyla kalkacak. Aynı bu insan sonsuz hayata çıkacaksın kardeşim. Hani ev, hani ocak, hani yemek, çoluk çocuk nerede? İşte namaz varsa salat nur, namaz nur, ışığın orada, sonsuz ışık, elektrik parası yok, bir şey yok, sönme tehlikesi yok, gece yok. Namaz o nur ile aydınlatıyor. Kurban mı kestin? Buraktır. E ben fakirim kesemiyorum, ya kesemiyorsan niyetinle sen de kesecektin ya sen gün olsan. Allah kimseyi zora koymuyor ki. E, hastayım oruç tutamıyorum ben mükafatlardan mahrum olacağım ne saçmalık bu niye mahrum olasın sen sıhhatli olsan tutacak mıydın tutacaktın Allah onu bilmiyorum, biliyor o zaman aynı sana yazıyor cevabın ama fidye vereceksin yedi buçuk lira günlüğüne e onu da ver hemen param yok e verme Allah onu sana zorlamaz ki dilenecek misin ya böyle bir kolay din burada Allah'a kavuşacağımızı ummazsak oraya göre hazırlık yapmazsak biz helak oluruz biz perişan oluruz biz rızayı gözetelim biz Allah'ın sadece rızası kazanmak için çalışalım. Kardeşler, yoksa biz böyle deli saçması bunların haberleriyle ne işimiz var bizim? Bizim büyük haberlerimiz var. Sonsuz ahireti düşünüyoruz. Bak, adam öyle darlacak, cehenneme sokulacak. Niye? Ayetten gafil. Niye? Allah'ı düşünmüyor, ahireti düşünmüyor. Onun için ne buyurdu? Kehf suresinin sonunda başladım, oradan geçtim buralara. فَمَنْ كَانَ يَرْجُولِ Rabbi Kim Rabbine kavuşacağını umuyorsa, arzuluyorsa, ben Allah'ın huzuruna çıkacağım, hesaba çekileceğim diye düşünüyorsa, fel yamel amelen, amel yapsın, ibadet yapsın. Ama salihan, yaptığı ameli kabule şayan yapsın, elverişli yapsın. Ne demek bu? Abdestini ona göre, gusülünü ona göre, taharetini ona göre, şartını ona göre, bir oruç tutayım derken, bunu bozan şeylerden, sakınsın, mekruhlarından sakınsın. Ta ki orucu ne olsun? Salih olsun. Namaz ona göre tadil erken rahat etsin, huzuru temin etmeye baksın, Allah'ın huzurunda olduğunu düşünsün falan, salih olsun. Diğer zekat ona göre hesaplar düzgün yapılsın, nisap düzgün tespit edilsin, efendim, ...haç ona göre farzları, vacipleri yerine getirilsin. Sonra, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbine yaptığı ibadete kimseyi ortak koşmasın. Şimdi ben burada sohbet yapıyorum. Ondan sonra beğenildim mi? Güzel izlenildim mi? Reytingim iyi mi oldu? Efendim bunu düşündüm. Gitti. Şirk oldu bu. İttak bu şirk el En küçük şirkten sakının. Dediler ya Resulallah ve meşhur En küçük şirk nedir? Kaleriyâ'u gösteriştir. Bu öyle bir beladır ki bu. Eşir ve fi ümmeti min debibin nemleti ...ale samma fi leyleti zalma benim ümmetimin içinde diyor şirk karanlık gecede düz taşın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden gizli gezer. Dediler ya Resulallah bu kadar gizliden nasıl sakınacağız? Bir dua öğretti. Bu duayı günde üç kere okuyun. Şirkin büyüğü, küçüğü, gizlisi, açı hepsi gidecek. Allahümme ya'udhi bike mine nüşidike bike şeye ve alem ve estagfiru limale ale Bu kadar basit. Ya Rabbi sana bir şey ortak koşmaktan sana sığınıyorum. Bilmeden böyle bir şey olduysa da senden af istiyorum. Bu duayı dedi. Üç kere okuyun. Her gün ama bunu silecek. Benim dualarım diye bir kitabım var. Arifan yayınlarının efendim arifan.com diye girseniz oluyor ama flash devinin altında çıkıyor. Telefon numaraları, Arifan yayınları. Sonra bana sorular sormayın. Nereden bulacağız, nereden bulacağız? Arifan yayınlarında altta çıkan numarada ararsınız. O dualarım kitabındaki dualar hiçbir yerde bulamazsınız. O 20 sene evvelden biz onu yazdık ama eşsiz dualar var onda. R harfine bakacaksınız. Sonunda alfabetik firist var. Alfabetik firiste R harfinde riyadan uzaklaştıran dua. Veyahut da G harfine bakarsınız. Gösterişten sakındıran dua. Oradan sayfası şimdi aklımda olmaz hepsinin. Onu bulursunuz. Böylece Rabbinize yaptığınız ibadete kimseyi ortak etmeyin diyor. Evet. Ben salla salaten. Kim bir namaz kılsa, yura ya, orada gösteriş yapsa, beğenildim mi, beğenilmedim işte, güzel okuyayım da, dinleyenler beğensin. Şöyle, efendim, yavaş kılayım da arkadan, maşallah adam ne yavaş kılıyor desin ne falan. Evde oldu mu patküt patküt kılıyor. Pijamayla, pijamayla yatağın kenarında. Ondan sonra milletin önünde olduğu zaman da böyle bir efendim yavaş kılmalar, bir hareketler falan. Allah görüyor. Fakat eşrek bu adam ortak koştu. Tabii ki kafir olduğu manasında değil. Günah manasında. Riya günahı. Yoksa adam gavur olmaz. O da bir günaha girdi. Ben sahame kim bir oruç tutsa, yurayı bir gösteriş yapsa, fakat eşrek ortak koşmuş olur. Yani milletin gördüğü gör, gördüğü için efendim yemiyor, içmiyor. Yoksa kimse olmasa e, takip eden, gözleyen falan yiyecek. Bu tam şirk yani. Tam şirk. Ama ve lakin işte bu farz oruçta olmaz. Çünkü Ramazan şimdi adamın birisi dese ki efendim ben oruçluyum şimdi adamın biri namaz kılıyormuş. Güzel de kılmaya çalışmış yani gösteriş işi tabii Arkadan da birkaç kişi konuşuyorlar bunu met ediyorlar. Fakat sesleri de bunlar duyuluyor. O da çok makbule geçiyor biliyor musun? Hani seni met ederlerse arkandan o pek makbule geçmiyor. Bir de duyarsan var ya o ne kadar maşallah. Yani adam bayılıyor, kabarıyor, şişiyor, tavus kuşu gibi böyle. Arkadan adam efendim diyor ki ya bu adam şöyle zekat verir. Öbürü diyor şöyle de namaz çok yavaş kılar. Öbürü diyor şöyle hatim okur falan falan falan. Adam da sağ selam verdi, zor dayanamadı. Sola vermeden hemi de bugün oruçluyum dedi ya. Onu da unuttunuz dedi ya. Bazısı böyle kabak gibi sırıtarak yapar. Çok riyakarların bazısı sırıtık olur böyle. Alene. Bazısı da gizli. Yani çok gizli mesela böyle. Şimdi bir yere giderken ya biraz oturan falan, ey iftara gideceğim falan. Ya mübarek oruçlu olduğunu demen elucum yok iftara gideceğim diye laf sokar. Şimdi hal böyle olunca efendim e, kim diyor oruç tutarken gösteriş yapsa şirke düşmüş olur. Ama bu gösteriş farz oruçta olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Adam şimdi de ki ben bugün oruçluyum ha. Öbürü de der ki cavur muydun tutmayacak mısın Ramazan'da mı tutmayacaksın der yani. Onun için şimdi bu Ramazan'daki farzlarda gösteriş olmaz. Ama nafilelerde gösteriş tehlikesi çok. Onun için Allah bizi gösterişten muhafaza eylesin. Allah bizim konuşmalarımızı rızasına uygun eylesin. He hocalar hocalar sonra ne biçim bocalar. Hocaların zararı çoktur. Gösteriş için konuşursalar, milletten menfaat celbetmek için konuşursalar, kendilerine itibar sağlamak için konuşursalar, Allah muhafaza etsin dilleri dudakları ateşten makaslarla kesilir. Bir de dediklerini yapmazsalar, bir de yapmadıklarını konuşursalar eyvah onun için cahile bir yazık olur, alime yedi kere yazıklar olur. Onun için siz bize dua edin. Ben zerre kadar bir hakkım olan varsa ilim hakkıdır. Bir harf öğretenin kölesi olurum dedi Hazreti Ali Efendimiz. Bu haktan hepsini helal ediyorum. Tek bir şartla dua edesiniz bana. Niye? Ya Rabbi bunun yaptığı hizmetleri kabule şayan eyle. Ahirette rızanı buna nasip eyle. Bu adam da ahirette rezil rusvay olmasın. Başka dua lazım değil kardeşlerim. Başka bir şey zaten istemiyoruz. Allah dualarımızı kabul eylesin. Bütün sohbetlerimizi makbul, meşru, merzi ve müessir eylesin. Tesirleri gönüllerde halk eylesin. Cümleye hidayetler bahşe eylesin. Belki bir dinleyen namaza başlasa biz ona acıdık. Allah da bize acır inşallah. Allah birbirine acıyanlardan eylesin. Melekleri de bize istiğfar ettirsin fazl-ı keremiyle amin. Kısa bir aradan sonra... Ramazan-ı Şerif orucunun faziletine dair rivayetlere başlayacağım. Evet kardeşlerimiz bize duyurmamız için bilgi verdiler. Biz de size duyuralım. Siz de herkese duyurun. Bu sohbetlerin tekrarı sahura alındı. Yani sahurdan sonra idi. İmsak ezanından sonra idi. Fakat şimdi 3.40 itibariyle bu gece 3.40 yani ne demek? Eee bir saat kala demek. 4.40'ta imsak oluyorsa 3.40'da başlayacak sohbet inşallah. Gecenin sohbetinde arada reklamlar da yok. Dümdüz sohbet oluyor yani. efendim daha bir tesirli, feyizli, bereketli oluyor. Savurun seherin de bereketi var. İnşallah akşam çünkü insanlar iftara giderler ki iftar biraz erkene geldiği için çoğu arabada oluyorlar. Gerçi Lale Gül FM'den 88.4 şu anda bu yayın dinleniyor radyoda ama görmenin de başka bir şey var. Efendim tesiri var. Bu bakımdan insanlara duyurun. Bu sohbetlerin bu geceden itibaren 3:40'ta inşallah sahurda herkes dinlemesi için Allah rızası için tavsiye edin. Hakkı tavsiye edin. Efendim birbirimize iyiliği emredelim. Kötülükte ne edelim? İyilikte takvada yardımlaşalım. En azından birbirini haberdar edelim inşallah. İnsanlar başka başka ilahi kaside name bilmem ne müzik enstrüman dinleyeceğine burada ayet hadis mübarek sahur saatinde ayet hadis dinlesinler inşallah rahman çok daha fayda olacak inşallah. Şimdi Bu Ramazan-ı Şerifin faziletleri bitmez. Bu gece 15. gecedir. Yarın 15. gündür. Bu da çok önemlidir çünkü neden? Ee, yarısıdır. Yani Şaban ayının yarısı neydi? Berat gecesiydi. 15. gecesi. Recep ayının 15. gecesi de çok faziletlidir. Takvimlerde kandil yazmayınca millet onu es geçer. Halbuki ge senede ibadetle ihyası müstahap olan 14 gece vardır. Sadece takvimde yazan kandil 5 gecedir. Ona bağlı kalmak şart değildir. Biz diğer müstahap geceleri de ibadetle geçirmek durumundayız. Evet. Şimdi bir hadis-i şerif okuyayım. Sonunda da e, 15. geceyle günle ilgili e, namaz vardır. E, bu gece biraz da zor bir namazdır ama Ramazan-ı Şerif Risalesi benim yazdığım Arifan yayınlarından temin edeceğiniz, ettiğiniz bu Risale'de 299. sayfede Muhammed İbni Mervan Ebu Yahya'dan o da babasından rivayet ediyor. 30 küsur ilmine güvenilir büyük alimden işittim. Tabi onlar çok eski dönem bunlar. Yani bunların dediği zatlar. Bunlar Ramazan'ın yarısında 100 rekat kılan hoca ben de bu ne oluyor ya teravihden çıktı 100 rekat ben söylüyorum 100 rekat kılan her rekatta da ne okuyacak 10 kulüvallah okuyacak yani ne olur 1000 kulüvallah okursa efendim 100 tane melek görmeden ölmez yani ölmeden evvel ona 100 tane melek gelecek e hoca efendi bu ne zaman olacak? Ya vallahi belki bunu yaparsan ölmeden de görürsün ama tabi bize ben gördüm diyemezsin. Ayrı dava gidersin yani. Onun için biz iman ediyoruz, itikad ediyoruz. 30'u cennetle müjdelerler. Otuzu kabir azabından eman verirler. 30'u efendim cehennem azabından güvence verirler. Onu da şeytana karşı efendim ve ona düşmanlık eden hilekarlara karşı dünyada onu korurlar. Çünkü bu namazı kıldın ya ondan sonra sana düşmanlık edenlere efendim karşılık verecek 10 tane görevli meleğim var. Özel. Bir koruma alsan kaç bin lira? Sigortası bilmem nesi. Korumayı da kim koruyacak? Ayakta uyuyor. Ha burada 10 tane melek. Uyumaz, yemez, içmez. Müjdesi var. Efendim. Bu namaz mühim bir namaz. Taberani ediyor bunu. Rastgele bir kitap değil yani. Taberani kitabı duada. Muhammed İbni Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Ramazan'ın yarı gecesi yani bu gece. Bir de Şaban'ın yarı gecesinde de bu namaz var biliyorsunuz. Berat gecesi geçti. Yüz rekat kılar. Her rekatta on kulü ile bin kulü okursa cennet müjdesi almadan ölmeyeceği. Çünkü zaten efendim bin kere kulüvallah okusan namazın dışında bile okusan ne olur? Ben kara el Bir adam bin kere kulu Allah kusa. Fakat işte ara nefsi ömne Canını cehennemden satın almış olur. Hocam ben madem satın aldım bir daha ondan sonra namaz abdestel lüzum yok. Nasıl olsa garantiledik. Öyle mi demek lazım? Sen ne cahillik yapıyorsun ya? Sen yine satarsın canını cehenneme ikide bir. Onun için devamlı amelleri bırakmamak lazım. Ee, Ramazan'ın 15. gece yani bu gece Dört rekat kılınır diyor. Her rekatta bir fatiha, on ihlas okunur. Bu rivayette var. Hoca efendi bu tam bizim dişimize göre muhallebi gibi ya sen. Desene ki dört rekat, on ihlas. Sen ne? Yüz rekat. Bizim efendi Hazreti buyururdu ki gecesinde yetiştiremezsen gündüzünden de yardım alırsın. Yani yarınki günde on beşinci gündür ya. Yarın ikindiyi kılana kadar. İkindiyi de ne zaman kılarsan o zaman. İlla ezan okunmakla değil. Kendin ikindiyi ne zaman kılarsan. Bir saat bir çeyrek kala asrı saniyedir, müstahap vakittir o zamana kadar bile ne yapabilirsin? Nafile namazları yani on ihlasla namazı devam ettirebilirsin. Yüz rekat kılabilenler ne mutlu bize de dua ederler. İnşallahü Rahman. Çok kıymetli bir mevsimdeyiz. Tam yarı gecesine ulaşmış bulunuyoruz. Allah'ım tamamına erdirsin. İnşallahü Rahman. Şimdi bu Ramazan şeriftir. Bu çok bereketli bir aydı. Bunun bereketleri coşmuş, taşmış. Bir rivayete göre Allah Teala Sidretül Münteha'nın altında bir melek yaratmıştır. Uzunluğu artık bin sene git 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 onun. Bin, bin, tane başı var. Her başta bin tane yüzü var. Her yüzde bin tane ağzı var. Her ağızda bin tane dili var. Var 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 var. Allah Allah. Bunlar bu melek Allah'ın öyle melekleri var ki buna bizim aklımız ermez. Sayı hadislerde de bazı melekler geçiyor. Mesela arşı taşıyan melekler var. Arş ne demek? Arş bütün cisimlerin üstünde hepsini kaplamış. Vesya kürsüyü semavat ve yer. Ayetten gidelim. Ayetel kürsüden gidelim. Allah'ın bir kürsüsü var diyor. Gökleri yerleri kaplamış. Bak gökleri yerleri kaplamış biz göremeyiz. Çünkü hepsini üstünden kaplıyor. Biz daha birinci kat semayı göremiyoruz. Dumana kalmışız burada. Boşlukta feza. Peki arş nasıl? Mel kürsiyü fil arş illaki halketin mülkatin fi ardı felat. Kürsü diyor o gökleri yerleri kaplayan kürsü arşa nispetle ne gibidir? Koca çölün ortasına attığın bir bilya gibidir diyor. Peki o arşı taşıyor dört melek. Kıyamet günü sekiz melek taşıyacağını Hakka suresinde zikrediyor. Demek ki ne kadar büyük melek ki bu o arşı taşıyor. Hem de omzunda taşıyor. Bu böyle bir şey yani. Onun için öyle de melek olur mu? O kadar da uzun boy olur mu? O kadar da bilmem ne olur mu? Yahu kardeşim sen Allah'ın kudretine sınır getiremezsin. Sen Allah'ın ve ala işin kadir ne demek? Her şeye gücü yeter. Her şeye gücü yeter. Dedikten sonra bunu da yapabilir mi dediğin zaman bu gavurluktur. Bunu da yapabilir mi demek Allah için. Ama yaptı mı yapmadı mı? Bir rivayet varsa yaptığını anlıyoruz. Rivayet yoksa kendi kafamızdan da hayal kurup uyduramayız. Ama bu rivayet gösteriyor ki böyle bir melek var. Bu melek tesbih ettiği zaman, bir Sübhanallah dediği zaman sesinin güzelliğinden arş titrer. Arş zaten ara sıra titrer. Efendim, mesela Bukhari hadisinden ya o kadar büyük arş titrer, arş titredi mi biz nasıl sallanmıyoruz falan. Ya seninle ne alakası var? Buraya gelene kadar o titreme. Arş bu alemlerin dışında, üstünde. Bunlarla bitişik değil. Dıştan kaplamıştır. Yoksa birbirini sallayarak tetikleme mahasta değil. İhtezzel arşu li mevti Sa'd ibn Muaz. Sahabeden Sa'd ibn Muaz. Evs kabilesinin biliyorsunuz Ensar Medineliler iki kabileden müteşekkildir. Evs ve Hazret kabilesidir. Evs kabilesinin efendisi Sa'd ibn Muaz'dır. O vefat ettiği zaman Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari hadisinde Sa'd ibn Muaz'ın ölmesinden dolayı arş ala titredi buyurdu. Ya. Ama onun bile dedi Kabirde suali zor geçti. O bile kabir azabından yani kabir sıkıntısından darlandı. Kabir onu da bir sıktı diyor yani. Ya arş titriyor adamın ölümüne o bile kabirde bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Onun için arş titrer. Bu melek tesbihe geldiği zaman arşa hala titrer sesinin güzelliğinden. Ey Allah'ım bir duysak demek dünyada hiçbir ses daha duymak istemeyeceğiz. Nefret edeceğiz her şeyden. Halıkullah kabul Adem Allah bu meleği ne zaman yaratmış? Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene önce. Zaten o 2000 sene önce cinleri de yarattı. Adem Aleyhisselam ilk varlık değil ki. İlk yaratan Efendimizin nurudur ruhlar alemin Ama Adem Aleyhisselam'dan evvel çok yaratıklar var. Melekler, cinler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu meleği ne zaman gördü? Miraç gecesi gördü. Miraç gecesi neler gördü? Lekalamin ayati Rabbil Kubra Necim suresinde. Miraç gecesi Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Allah'ın ayetleri bitmez. Hepsini nereden görecek? Selam ver. Selam Ali. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamun aleyküm dedi ona. Felem yesmâ selamu. Selamını duymadı. Liştigâli bit tesbih. Devamlı tesbih ile meşgul olduğu için. Hep zikir tesbih ediyor. Onların tesbihi bizim nefes almamız gibi. Hiç yorulmak olmaz. Biz nasıl nefes alırken verirken anlıyor muyuz? Fark ediyor muyuz? Hiç bir duyan Konuşan duydu mu ki yahu nefes almaktan canım çıktı bir 5 dakika dinleneceğim. Öleceğim demektir. Yani nefes bizi zorlamıyor. Uyurken bile kolay kolay alıp veriyoruz uyandırmıyor bile. Dolayısıyla meleklerin tesbihi de öyle o tabi hale gelmiştir. Ondan dolayı da sevapları yoktur. Onun için de makamları sabittir yükselme durumları yoktur, terakkileri yoktur. Ama biz imtihandayız. 100 subhane Allah diyene kadar 500 şeytanla uğraşıyoruz. Onun için bizde yükselme ihtimali vardır. Cebrail aleyhisselam dedi. Hâdâ Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Hüsellim aleyh. Yahu dedi. Mübarek dedi ona. Bu Muhammed Mustafa geldi sana selam veriyor. Bir baksana ya. Bir baktı böyle. Efendimiz'i görünce iki tane yeşil kanadı var. Kanatları bir açtı. Meleklerin kanatlı olduğu Fatır suresinin ilk ayetiyle sabittir. İnkar eden kafirdir. Melekler kanatlıdır. Ülü mesna ve sülase ve ruba. İkişer Üçer, dörder kanat. Yezidü fil halk maşa. İstediğim kadar artırırım diyor. Cebrail Aleyhisselam kaç yüz kanadı var? Altı yüz kanadı var. Bu sahittir. Bunu ben bir kere dedim. Geçen sene Ramazan'da bir hoca da bunu... Ne olur mu öyle şey bilmem ne. Sanki görmüş gibi konuşuyor. Yahu Allah'ın Resulü gördü bunu. Altı yüz kanadıyla gördü. Necim suresi ne diyor? Efetümarûnev alâ mâ yara. Habibim gözüyle gördü diyor Cebrail'i. Siz hala gördün mü görmedin mi? Onunla tartışıyorsunuz. Ya görmediğin şeyleri ne tartışıyorsun? Görenle niye tartışıyorsun ya? Sen hilali görmediysen görene teslim ol kardeşim. Resulullah gördü bize haber ver. Melekler kanatlıdır. Kanatlı olduklarını inkar eden kafir olur. Ama kanat sayısı meselesinde hadislere giren orada kafir olmaz ama ne lüzum var inkar ediyorsun peygamberi ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. İki yeşil kanadını açınca gökleri yerleri doldurdu çok basit Allah için. O kadar büyük meleğin kanatları nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gözünün arasından onu öptü. Allah Allah. Neler nasip oldu? Sonra dedik Ebşir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed dedi sevinebilirsin. Rahat ol. Fakat gafarallahu leke vel Bir bereketi şey Ramazan. Ramazan ayının bereketiyle Allah seni de bütün ümmetini de bağışladı dedi. Hangi ümmet? Namaz kılan ümmet. Oruç tutan ümmet, Allah diyen ümmet, Ya Rabbi affet diyen ümmetten bahsediyoruz. Ayetlerden gafil, ahirete çıkacağını hesap etmeyenlerden bahsetmiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki önünde iki tane sandık duruyor. O meleğin önünde iki tane sandık. Her sandıkta bin tane nurdan kilit. Kilitler nurani. Sordu ki bunlar nedir? Dedi fîmâ berâtün lisaimî ramadâne min bu sandıklarda Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan ümmetinin cehennemden aldığı beraatler duruyor. Ve ne şehidün aleyma iki sandığında şahidi gözcüsü benim gözümün önünde duruyorlar. Ahirette bunlar açılacak. İnşallah oruç tutanlara beraatler saçılacak. Defterler yukarıdan uçuşacak. Allah Ramazan bereketine inşallah oruçlar, teravihler, namazlar, zikirler hürmetine Rabbim sağ tarafımıza düşürecek inşallah. Ya. Evet. Bir rivayet daha okuyayım size. Şu orucun kıymetini bilin. Şu nimetin faziletini bilin. Keşke bütün sene Ramazan olsun, diye, olsun diye temenni edecek ümmetin buyurdu ya geçen gün hadis-i şerifte. Hakikaten hiç bitmesini isteyecek insan. Ya. Musa aleyhisselam Allah-u Teala'ya dedi ki Ya Rab Ekremteni bit teklim Bana kelam sıfatı Ve kellemallahu Musa mi diyor Kur'an Allah Musa aleyhisselamla konuştu ama görüşmedi. Musa Aleyhisselam Cemal'ini görmedi. Yalnız kelamını işitti. Farklı bir işitmek o. O turdağı dayanamadı o tecelli. Peki ya Rabbi? Sen hiç kimseye benim gibi bir ikramda bulundun mu? Benim zamanıma kadar? Allahu Teala bakın Musa Aleyhisselam'a vahit Musa Aleyhisselam da bizim ümmetle çok uğraştı yani. Bizim ümmet hep kıyas 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 kaç kere ya Rabbi? Bana nasip et bu ümmeti, bana nasip et bu ümmeti. O kadar bu işe merak etti. allah Teala hep, Tilke ümmeti Ahmet, Tilke ümmeti Ahmet, Ahmet'in ümmeti onlar. Bu faziletler Ahmet'in ümmetine nasip diye, hep ona öyle beyan etti. Musa Aleyhisselam onun için, Mirac gecesi ilk görüştüğünde, bir de Mirac'a çıkıyor, Mevla'nın cemalini görecek. Musa Aleyhisselam dedi, Ya Rabbi, erini yanzur ile, bari kelamını işittirdin, acayip bir zevk aldım. Bir de cemalini göster de bakayım sana. allah Teala ona, Unzur Şu karşıdaki dağa bak. Şimdi ben ona çok az bir tecelli edeceğim. Nurumdan açacağım. Fein istekarra mekâne. Dağ yerinde durabilirse. Fesevfe Sen de beni görebilirsin. Helemmâ tecellâ Ne zaman ki Allah Teala daha bir tecelli etti Tur'da. O dağlar öyle küçük küçük dağlar duruyor orada. Ben gittim Turdağ'a. Sina'da, Mısır'da. Efendim ne oldu? Ceale udekken. Dağı paramparça etti. Ve Musa sahika. Musa aleyhisselam düştü bayıldı. Felem mafaka ayılınca bir baktık. Sübhaneke seni tenzih ederim ya Rabbi. Ben herhalde biraz yanlış bir istekte bulundum. Ve en evvelül müminim. Ben seni görsem de görmesem de en evvel ben inandım. Ben müminlerin ilki allah Teala ona kelam sıfatıyla ikram etti. Kale Musa Bir risalati ve bir kelami. Dedi ey Musa ben seni seçtim. insanlara karşı. Bak peygamberlik verdim. Kitap indirdim. Seninle konuştum. Fekul Sana verdiğim al kabul et ve şakirin. Şükredenlerden ol, fazlasını isteme. Onun için Musa Aleyhisselam durdu. Fakat Mirat Gecesi tabi Efendimiz sallallahu ve Mevla ile görüşmeye gittiğini haber alınca biraz ne yaptı? Biraz naz yaptı, niyaz yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Miraca çıkarken çok sert buldum onu diyor. ilk görüşmede. Ama dönerken sizi en çok düşünen onu buldum. 50 vakitten 5 vakte indirtene kadar bize acıdığı için Musa aleyhisselam namazı Değil mi? O mesele ondan sebep beşe indi. Yoksa elli vakit Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem almış gelmişti. Dedi ya Rabbi benim gibi kimseye bir ikram yaptım. Allahu Teala da ona vahyet. Ya Musa inneli ibaden uhricum fi akhiriz zaman. Ey Musa benim öyle kullarım var ki onu ahırza onları ahir zamanda dünyaya çıkaracağım. Ve ukrimum bir şehri Ramazan. Onlara Ramazan ayını ikram edeceğim. Bak, ne kıymetli ümmetiz ya. Küntüm hayra ümmetin uhricetlin nas diyor Kur'an. İnsanların menfaati için ortaya çıkarılan en hayırlı ümmet. Dünya kuruldu kurulalı 224 bin peygamber ve daha fazlası gelip geçenlerin ümmetleri içinde en hayırlısı siz oldunuz diyor Allah. Ama Celle Celal neden? Temurune bil maruf ve tenemnu al münker. <laughs> kimsenin yapmadığı kadar, hiçbir ümmetin yapmadığı kadar iyilikleri emredersiniz, kötülükten ne edersiniz. Biz bu sohbetleri onun için yapıyoruz. Siz de onun için insanlara telefon edin, onun için mesaj çekin, onun için dinleyin deyin. Niye? Bu vaazları siz onlara ulaştırmış olursunuz. 3'ü 40 gece bak sahurda herkes dinlesin. Şimdi kaçıran çok olmuştur. 3'ü 40 gece açsın sahurda dinlesin. Hem sofrada yemeğini hem dinler. Ha, iyiliği emrederseniz, nasihat ederseniz, millete vaaz ederseniz en hayırlısı sizsiniz. Ama bu vazifeyi yapmak lazım. E ben hoca değilim, hacı değilim. Ya mübarek adam. Biz bunu anlatıyoruz bedava. Sen de adama de ki şunu dinle. Ne oldu bu sefer? Adrese sen ulaştırdın onu. Hayra delalet eden, o hayrı yapan gibidir. Hepiniz seferber olun. Bir kişi bir ayet duysun. Bak şuraya başladık başlayalım. Kaç ayet okundu, kaç hadis okundu ya? Niye kaçırsın bu insanlar? Niye duymasınlar? Evet. Fekun akrab li ahadin ey Musa ben şimdi seninle konuştum. Sana kelam işittirdim ya. Ahir zamanda çıkaracağım Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem onlardan her birine oruç tutanlara senden daha yakın olacağım. Allah. Niye kellem teni beyni Ey Musa sen benimle konuştuğun zaman aramızda 70 bin perde var. Çünkü Allah 70 bin perdeyi kaldırmadı. Feyda sahmet ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bi şifa ama Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da oruç tuttukları zaman, dudakları çatladığı zaman, beyazladığı zaman, kabuk bağladığı zaman, vasfarat elvanum renkleri sarardığı zaman, değil mi? İftara yakın böyle bir halsizlik üzerlerine çöktüğü zaman. Onun için kardeşler hep soruyorsunuz, yoğun işteyim, zor işteyim, şöyleyim böyle. Ama mükafata bak. Ama biraz sabır lazım değil mi? Oruç tuttuğunda zahmet çekmedi. Ne anladık oruçtan? Bunun biraz çilesi olacak. Açlık hissi gelecek. Onların dudakları beyazladığı zaman, renkleri sarardığı zaman Erfa'ül hücü beyni ve beynin vakti iftarim. Tam iftar anında onlarla aramdaki 70 bin hicabı kaldırırım Allah buyuruyor. Bir iftarda bunu yakaladınız mı? Yakalarız inşallah. Bu gece yakalayalım inşallah. Mübarek iftarda şuurlu olalım. Allah bize tecelli ediyor. Perdeleri kaldırdı düşünelim. Ya Musa tu limen atta şekebide ve cebatna fi Ramazan. Ey Musa, Ramazan'da ciğerini susuz bırakan, karnını aç bırakanlara müjdeler olsun Allah buyuruyor. Hepinize müjdeler olsun. İnşallah kısa bir ara var. Ondan sonra birkaç soru var cevaplandıracağız inşallah. Rahman. Bu mübarek 15. gecenin teravihi hakkında ki fazileti rivayet edeyim. Ondan sonra birkaç suale cevap verelim. 15. gece ve leyletel hamiseti aşara estecibullah ve gzı ve Bu mübarek gece teravih kılan, o 100 rekat namaz falan keşke kılabilene ne mutlu ama şimdi siz 100 rekatı duyunca teravihe gidersiniz bu gece. Tabi teravihe gidersiniz. Efendim en azından bari bunu kılın. 15. gecede teravih kılan Allah duasını kabul eder. Ne hayırlı muradı varsa teravih bitince dilek tutun. Allah muradını ihsan eder. Kimsenin tarif edemeyeceği kadar mükafatlar ihsan eder. Ve tusalli alil melâke ve hamiletül arş vel kürsi. Melekler, bütün melekler arşı taşıyan ve kürsüyü taşıyan özel melekler ona salat ederler. Feyiz yağdırırlar, rahmet yağdırırlar. Allah bu gecenin teravihine muvaffak eylesin, kabul eylesin. Amin. Bir kardeş demiş ki başörtüsü Kur'an'da cezası yok diye. Acaba olmazsa olmaz emirlerden mi demiş. Ne güzel bir yol bulmuş ya. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de cezası meselesinde efendim içki içen içkiyi bırakın diyor. Cezasını demiyor ki. Zinayı diyor. Namaz kılmamayı diyor mesela. Yani içkinin de cezası hakkında hadis-i şeriflerde var. Şimdi başörtüsünü vel yidribna bi khumurihi ala ama öyle süslü cicili bicili böyle efendim kafayı şey ederek örgüç gibi deve örgücü gibi yükselterek bunlar iyi bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları zemmetti. Öyle çekici olmayacak. Erkeklere karşı cazibeli olmayacak. Bir de başörtlerini diyor yakalarının üstüne indirsinler. Yani böyle ne olmayacak? Efendim kafada dönüp durmayacak yakanın üstüne göğüslerin üzerinde kapatacak şekilde üstten aşağı inecek. İşte çarşaf giyenler çarşafın üst kısmı gibi. Ama diyelim ki başörtü giyiyor. Başörtü giyende ne yapacak? Yine bu omuzların ve yakanın üstüne. Çünkü ayette Nur suresi yakalarının üstüne bursunlar diyor indirsinler. Ahzab suresi Ya yün kulli ezvacike ve benatike ve nisail müminin Ey peygamberim hanımlarına kızlarına ve bütün Müslümanların hanımlarına. Şimdi öbür türlü diyecek ki ben peygamber karısı mıyım? Bütün Müslümanların hanımlarına da söyle. Üzerlerine yudinin aleyhin emin celabi bihinle üzerlerine cilbaplarını çeksinler. Cilbap nedir? Milhafe demek. Milhafe ne demek işte? Elm Allah'ım diye yazına bakın Konyalı Mehmet Efendi, Ömer Nasuh Efendi, İzmir İsmail Hakkı Efendi. Bütün son dönem müfessirler hani Türkçe anlamamız bakımından söylüyor... Hepsine bakın. Çarşaf, çar, çarşaf, ferace. Tabii örfe göre Erzurum yöresi ihram giyer. Anadolu efendim atkı var giyer. Karadeniz efendim peştemal giyer ama peştemalı da düdük gibi dizine kadar çekmemek şartıyla. Bazı bölgelerde çarşaf giyiyor, çarşaf dizinde yani. Öyle şey olmaz. İslam sadece şu diye demiyor. O mahalli örf de vardır. Ama ve lakin şekil belli etmeyecek. Ana bildin mi? Efendim görene cazibeli bir vermeyecek. Gören ilgisini çekmeyecek hiçbir şeklini göstermeyecek. Baş örtmek, yani bedeni örtmek, kadının yüzü ve elleri dışında bütün bedeni nedir? Avrettir. Ve cemi'u bedenil hurreti <laughs> avretun illa ve cehu multakada. Bütün hanefi fıkhında, dört mezhebin fıkhı bu. Hür kadının bütün bedeni avrettir, yüzü müstesna bakabilir. Peçe şartı yoktur. Yani yüz açık olabilir. E ee, tabii sıkıntı var. Safit ne varsa bir bakandan rahatsız olduysa o zaman burnuna kadar getirebilir. Ayrı dava. O rahatsızlığa göre değişir. Elleri müstesna eliyle iş yapacak, şu yapacak, alışverişe gidecek falan. Bunlar müstesnadır. Ama cezası Kur'an'da yok. Nasıl yok? Muhammed Mustafa ne verdiyse onu alıp buyurmadı mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Miraç gecesi efendim bir takım kadınlar gördüm. Onlar saçlarından doğru ateşten çengellere takılmışlar. Ya bunu ben Miraç derslerinde hep anlatıyorum. Dedim ey Cibril bu kadınlar ne yaptı da bu hale geldi? Ne buyurdu? Hünne lasetirin gayrimahremine. Bunlar ne yapmazlardı? Ee, mahremleri olmayan, yani yabancı olan insanlardan örtünmezlerdi. Ne demek? İşte saçlarından çengellere asılmışlar. Cezası var kardeşlerim. Ama ve lakin, e ben örtemiyorum, nefsimi yenemiyorum. Şudur budur. Allah tevbe nasip etsin. Hidayet versin. Kafir olmasın. Dinden çıkmazsın. Ama dersen ki örtünmek İslam'da yok. Farz değil. O zaman ayeti inkardan dolayı örtünsen bile dinden çıkarsın. Çarşaflı kadın bile olsan dinden çıkar. Çünkü İslam'da mühim olan nedir? İtikattır. Yani inancını doğru yapacaksın. Helala helal, harama haram. Bu Allah'ın emridir. Şimdi bir tane ilahiyatçı çıkmış ya, o da ne diyor? Ya diyor o yakalarınızı örtün de gerdanlıklarınız çalınmasın, görüp de millet dalmasın boğazınıza diyor hırsızlar diyor. Yoksa başörtüsü Kur'an'da yok diyor. E bunu diyen ilahiyatta dekan bir adam var. E şimdi bunları gördüğün zaman yani insan hepten, tabi onlar horozdan kurban olur diyor falan bunlar. Yani Arabistan'a gidiyorum, Arap alemindeki bütün alimler, ya sizde bir hoca çıkmış horozdan kurban olur diye millet gülmekten yıkılıyor ya. Yani memleketi rezil ediyor bu adam var ya. Memleketi rezil ediyor bu adam. Var. Başörtüsü İslam'da vardır. Bütün emirler gibi onu da kırmanın cezası vardır. Ama ve lakin, tabii ki burada dinden çıktı. Kafir oldu şu bu. öyle bir şey demiyoruz. Yok namazı kabul olmaz. Öyle bir şey demiyoruz. Ama namazı kılarken başını örtecek. Namaz ayrı bir şey. Sen başın açık madem namaz kılma öyle denir mi ya? Namaz ayrı bir vazife. O ayrı bir vazife. Efendim namazını yine kılsın. Ama bir tanesi de yine bunlardan ne diyor? Ya diyor eğer evde erkek merkek yoksa Allah'la aranda başı açık takılarsın diyor. Ben de dedim ya sen de donsuz kıl o zaman dedim. Yani erkeğin avret yeri dizden göbek kaba göbekle diz arası kadının bütün bedeni avret. E diyor ki Allah'la arandaysa başı açık kıl. E sen donsuz kılabilir misin? O da açık kılamaz. Bu namaz ya. Setre avret istikbali kıble. Vakit niyet. Şartları var, şurtları var. Dini oyuncağı almış bunlar. Evet efendim. Çok kul hakkı yedim diyor. Sahiplerini bilmiyorum ne yapmalıyım. Aramalısın varislerini bulmalısın. Miras varsa adresleri bulamıyorum. Eğer bulamıyorsan kardeşim o zaman durumun varsa fakirlere sadaka vermelisin. Sadakanın sevabını da o hakkı geçen insanlara niyet etmelisin. Defterine onların defterine yazılmak üzere. E param da yok ben de fakirim şimdi. E ne yapayım kardeşim o zaman? Bulamıyorum. Zaten bulsan paran yok. Çok tevbe etmelisin. Allah'a çok yalvarmalısın. Eğer doğru nasuh tevbesi edersen Allah onları da senden razı eder. Onlara bir kök saray vaat eder. Körün istediği bir göz Allah'a verdiği göz o da cennete gireceğini görünce sana hakkını helal eder. Yeter ki sen doğru nasuh tevbesiyle tevbe edesin inşallah. Kur'an kursuna zekat verilir mi demiş. Verilmez. Binaya, camiye, şuna buna verilmez. Fakirin eline verilir. Buna da dikkat edelim. Babana, babasına fitre verebilir mi? Kız babadan ayrıymış. Veremez. Dedim yukarı aşağı fitre falan veremez. Evet efendim ezan vaktidir. Allah hayırlı iftarlar versin. Dualarınızı kabul etsin. Oruçlarınızı kabul etsin. Amin.